Zaten işte o da bana göre de etkili bir konu değil. Şimdi dediği üzere o kadar talep var bir arada, 3 tanık. Çok da bu da enteresan ya. Davan 10 tane, delilin 3 tanık. Biz ona ne dedik? Buraya geçen geldiğimde söyledim. Biz normalde bir avukatın ne yapması lazım? Dava dilekçesinde dayandığı her bir vakanın hangi delille ispatlayacağını dilekçesine yazmak zorunda. HMK bunu öngörmüş. Konuda da dersinizi çalışmıyorsunuz, yazmıyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Biz de o zaman hakim arkadaşı diyoruz ki o 3 tanık 10 dava ile ilgili gösterilmiştir diyoruz. Şimdi ne yapacak hakim arkadaş? O 3 tanığın 3'üne de, halbuki o bir tek boşanmayı biliyor, öyle değil mi? 10 isteğin 10'uyla ilgili soru sormak zorunda bırakıyorsunuz. Ya bu bir zulüm değil de nedir ya? Ama ben olsam hakimin yerinde, davayı aydınlatma ödevim var. Ben avukatın üzerine giderim. Açıklayınız. Bu tanık 10 vakanın 10'unu da bilmesi insanın tabiatına aykırı değil mi? Hem kavgayı bileceksin, hem altına kaç lira para verdiğini bileceksin. Bu kadar şey bir tanık bilebilir mi? Bilemez. Normal olarak aydınlatma ödevi çerçevesinde hakime bunu avukatlara sorup cevaplandırması gerekir. Ya buna ne gerek var arkadaşlar? Siz bunu yapın. Yani zaman kazanalım. Öyle değil mi yani? Biz enerjimizi niye böyle lüzumsuz işlerle geçiriyoruz? İşte hakim arkadaş bu konuda yerden göğe haklı. Tanık 3, vaka 10, harç yok. Ayırsan ayırma bin bir. Ameliyat ikizleri ayırmak kadar da zordur. Onu da itiraf ediyorum. Yani zordur. Bu konuda da birbirimize yardımcı edelim. Şimdi üstadımın o bir toptan yoksulluk nafakası gibi bir görüşü vardı. Bir de bu tefrik konusundaki Trabzon ekmeği benzetmesi vardı. İkisine de cevap. Şimdi üstadımın da çok güzel bir önerisi oldu. O öneri de şuydu. Örneğin akıl hastası olan bir eşin de gerektiği takdirde boşanmanın fevri sonuçlarından olan 174.1 ve 2 bağlamında hukuken sorumlu tutulması gerektiğini, hatta Yargıtay'ın 1979'da vermiş olduğu bir kararda da gerçekten de iki tane üyemizin, o ikisi şu an dairemizin üyesi değildir, bir o muhalefet şerrinde onama istediğini de hakikaten gözlerimle de gördüm. Bu fiilen mümkün değil arkadaşlar. Bu kanunun metnini yok sayma demek. Benim öyle bir hak yetkim yok ki. Kanun koyucu arz etmiştim. Boşanma davalarında denklemlerini, satrançlarını, mahkemesini, muhakemesini kusura göre belirlemiş. Kusur. Halbuki İsviçre'de evlilik birliğinin çökmesi demiş. Kusur yok. Kusura öyle takmış ki kusura adlandırmalar yapmış. Kusura eşit kusur demiş. Tam kusur demiş. Ağır kusur demiş. Ve kendi arasında bunu çeşitlendirmiş. Ve her birine de ayrı yaptırım koymuş. Örneğin yoksulluk nafakasındaki sözcüğü kullanırken aynen şöyle demiş. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, bak ne diyor? Kusuru daha ağır olmamak koşuluyla. Arkadaş buraya yazdın mı? Yazdın. Ben Yargıtay olarak neyi demek zorundayım? Yoksulluk nafakası isteğinin kusurunun daha ağır olup olmadığını denetlemek zorundayım. Öyle değil miyim arkadaşlar? Kanun yazmamış mı bunu? Ben bunu denemek, kanun koyucu diyor ki az kusurlu, tam ağır kusurluya verme diyor. Tam kusurluya verme diyor. Demiyor mu? Diyor. Benim ne yapmam lazım? Bunu ölçmem lazım. Bunu ölçmem için de ispatlanan vakaları tek tek belirlemem gerekiyor. Ama hangi vakaları hükme esas almam gerekiyor? Ön inceleme sonuç tutanağı tamamlanıncaya kadar usulüne uygun şekilde dayanılmış olan vakaların kusur belirlemesinde esas alınmasını istiyoruz. Bu mesela bugün çok ilginç bir dosya vardı gene sabahtan da. Adamın dosyada dövdüğü belli, fotoğrafları var çatır çatır. Zina yaptığı da belli çatır çatır. Bizim arkadaşımız, hakim arkadaşımız evlilik birliğin sarsılmasından derken de birlik görevlerini yapmamasından dolayı boşamış. Manevi de vermiş bu arada. Temize de kadın gelmemiş. Şimdi manevi verilemez diyor koca. Dosyayı okusanız fiziksel şiddete uğradığı fotoğraflarla belli. Sadakatsizliği de belli. Ama hakim gerekçeyi almamış.
hakim için evlilik birliğinin sarsılmasına sebebiyet veren vaka, birlik görevlerini yerine getirmemek. Kadının kusur belirlemesinden temiz etme hakkı var mıydı? Vardı diyebilirdi. Zinadan diyebilirdi. Dememiş, ben onun altını nasıl dolduruyorum? O halde tanıklar yalan söylemiş. Kadın bile temiz etmedi bak diyebiliyorum. Vardıysa da hükme esas almıyorum. Demek ki o vaka onun için çekilebilir halde. Arkadaşlarla tartışıyoruz. Bazı arkadaşlarım ya dövüldüğü belli işte fotoğrafları var şu var. Hakim de manevi vermiş bunu onayalım. Niye onayacağız? Hayır. Neden onayacağız? Bir dakika konuşuyoruz aramızda. Bir, bu davada boşanma davası neden kabul edildi? Birlik görevini yerine getirmemekten. Davacı erkek eşe başka kusur yüklendi mi? Hayır, yüklenmedi. Kadın beni dövmüştür, başkasıyla yaşıyor diye temiz etti mi? Hayır, etmedi. O kusur yok. O halde elimde ne kaldı? Birlik görevlerini yerine getirmemek. Ben bu vakanın kişilik haklarına saldırı teşkil etmediğini denetlemek durumundayım değil mi? Evlilik birliğinin görevlerini yerine getirmemek kişilik haklarına saldırı değildir. O halde manevi tazminat sistemi reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul vs'ye aykırıdır. Dedik, yazdık, imzaladık. Halbuki dosyada o kadının dayak yediği belliydi. Ama temiz etmedi. Edeydiniz değil mi? Temiz etme hakkınız vardı kusur belirlemesinden. Etmediniz. O da ilginç bir şey. Şimdi bana burada kanun metninde olmayan bir şeyi bu karşı oyda olduğu gibi imzalatamazsınız ki, söylettiremezsiniz ki. Kanun koyucu bana diyor ki kusur ararım diyor. Kusuru daha ağır olmamasını ararım diyor. Veya sözcüğü de zaten aynen ne yazmış bak, koşuluyla diyor. Koşuluyla alırsın diyor. Ben bu koşulu denetlerim arkadaş. Ha, yoksulluk nafakasında ağır olmamayı kafasına takan kanun koyucu tazminatlara gelince kusurda başka türlü bir kural koyuyor. Ne diyor bakın? Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kimler alırmış? Bak yazıyor. Bak Yargıtay, bunlara verebilirsin ha. Kusursuz veya daha az kusurlu tarafa verebilirsin diyor. Ben şimdi eşit kusura bana kim verdirebilir bu salonda ya? Verdirebilir misiniz? Yok. Ağır kusurluya verdirebilir misiniz? Verdiremezsiniz. Devam edelim. Tam kusurlu olmaz. Bu akıl hastasına verdirebilir misiniz? Hayır, verdiremezsiniz. Neden? Bu arkadaş kusur yok ki. Hareketler iradi değil ki. Kanun böyle bir sistematik yapmış. Borçlar kanunundaki durumu anlatabilirsiniz. Sosyolojik, dini tahliller yapabilirsiniz. Olması gereken hukuk açısından eleştirebilirsiniz. Onların bir kısmına da ben katılırım ama kanunun metninde bu koşul olduğu sürece ben bunu yapmam. Bakın biz bunu burada söylüyoruz. Kanun koyucu bunu değiştirsin. Değiştirmiyor, kalıyor. Devam ediyoruz. Manevi tazminat için de aynı şeyi söylüyor. Bakın ne diyor? Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf ne diyor? Kusurlu olan taraftan manevi isteyebilir diyor. Biz akıllı hastasına sen kusurlusun diyebilir miyiz ya? Böyle bir kavram var mı ya? Yok böyle bir kavram. Aynı şey maddede de vardı zaten. Onda da aynı şekilde. Kusurlu olan taraftan diyor. İkisinde de yazmış onu. Yani boşanma hukukunda Türk kanun koyucusu bir eşin tazminatla yükümlü olabilmesi için kusurlu olması koşulunu getirmiş. Ben de bunu denetlerim ya. Ben de bunu denetlerim. Olması gereken hukuk açısından da bunu denetleyebilirsiniz. Başkanım, siz de bana cevap verebilirsiniz. Yok başkanım, ben kusur ama kusurun yorumlamasında benim. Ya manevi tazminattaki kusurla maddi tazminattaki kusuru aynı kusur şeklinde inceleyemezsiniz. Çünkü 158 ne diyor? Ne diyor burada 158. madde? Onu okuduğumuz zaman evlenmenin butlarına karar verilirse evlenirken iyi niyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanılmış olduğu kişisel durumunu korur. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Borçlar Kanunu 54 ne diyor?
atıf bulunuyoruz değil mi? Borçlar kanuna tazminat hükmederken. Miktarda bunu diyor. Hakkaniyet iktiza ediyorsa hakim, temiz sütretine haiz olmayan kimseyi ika ettiği zararın tamamen yahut kısmen tazmine mahkum eder. 174 ne diyor? Kusursuz kişi tazminat alır diyor. Burada kadın kusursuz. Belli. Yargıtay'ın kararı var önümde. Başka boşanma davasında. Kadının hakkı ne olacak? Kusursuz da alır diyor yasa. Yani buradaki yorumlamayı ben, yani daha geniş yorumlanmalı. Manevi tazminatki gibi şahsa sıkı sıkıya bağlı bir kusur değil bu. Evliliğin sona ermesine yönelik bir kusur. Alınabilir mi diyorum. Böyle bir yorumlanabilir mi? Hak kaybını önlemek için. Önemli olan ne bizim şeyimiz? Hak kaybı önlensin. Hakkaniyet yerine gelsin. Biraz da karşılıklı konuşalım ki anlaşalım siz de. Hayır, hakkaniyet yerine gelsin. O zaman sorular soralım ki böyle ben hayır, öyle... Hayır. Yok yok, kaçmayın bir dakika. Dışarı olabilir mi? Bunu soru soracağım ama işte tartışma adına soru soracağım. Şimdi ne dediniz? Kadın kusursuz, salon duydu, yazdık bak ben. Evet. Çiviledim bu laf, kaçamazsınız. Tabii. Kadın kusursuz. Akıl hastası da kusursuz mu? Tabii ki kusursuz. Ben akıl sizden hastası önce olduğu için evet. O da kusursuz. İki kusursuzdan boşanma çıkmaz zaten. Çıkmaz. Evlilik akdi iptal biraz önce okudum. Akıl hastası nedeniyle evlilik o, akdi ama iptal. Biz şimdi boşanmayı konuştuk. Evlilik akdinin iptali konusunu ayrı konuşuruz. İşte şimdi boşanmayı biz, konuşuyoruz. Yani benim dayandığım evlilik akdinin iptali. Ama şimdi orada akıl hastası olmaktan dolayı evlilik iptal ediliyor. Evet. Ama akıl hastası olmaktan dolayı boşanma verilmiyor. Yani şimdi sizin verdiğiniz örnekte kadın kusursuz dediniz. Salon evet. Duydu, çiviledim buraya. Kusursuz. Akıl hastası da kusursuz. Zaten o dosyadan boşanma çıkmaz. Tazminatı niye tartışıyoruz ki? Çıkar mı arkadaşlar? Evlilik İkisi de kusursuzsa boşanma davası reddedilir değil ama mi arkadaşlar? 158 onun için okudum ben. 158. Yok. Maddede iptal halinde aynı hükümler uygulanır diyor. İşte biz onu da dayanıyoruz. Aynı hüküm uygulanır demekle boşanmadaki evet. Hükümler uygulanır diye hala ısrar ediyorsunuz. 158'i okuyorum. 158'i ben 158'i ezbere biliyorum. 158'de diyor ki evliliğin iptalinde de boşanma ilişkin hükümler kıyasen uygulanır evet, diyor. Evet, iyi niyetli bulunan eş. Tamam, o sözünüze bir an için destekliyorum. Sizle beraber aynı dolmuşa biniyorum. Boşanma ilişkin hükümleri uygulattırıyoruz. Gelelim, indik bu trenden, boşanmaya uyguluyoruz. Boşanmaya bakıyoruz. O kusursuz. Bu kusursuz. Hakimsiniz, karar verin ya. Dava red. Öyle değil mi arkadaşlar? Red dava. Ama yani. Bir evlilik iptal var ama. İptal yani var. Bakın, boşanmada dava red olur değil mi? Evet, evet demiyorsunuz ama onun cevabı evet. Hayır, ben ama sizi benim söylemek istediğim. Şimdi evlilik iptalinde dediklerinize katılırım. Ben onu söylüyorum. Ama evlilik iptalinde zaten biz onu uyguluyoruz. Sizin isteğiniz burada salondan boşanmaya da ilişkin. Bizim evlilik iptalinde zaten sorunumuz yok. Öyle değil mi? Ben öyle algıladım. Siz boşanmada da işte boşanmada olmuyor işte. Yargıtay kararı da orada zaten evliliğin iptali davası ile ilgili olan. Tamam zaten. Ben buna katıldım. Evet. Biz zaten akıl hastası olan kişide diyor kusur edilmesinin imkan bulunmamasına göre nafakanın evet. Diyor asıl borçlunun daha avukacı olduğunu tabii bulunmasına. Ben buradaki anlatımınızı boşanmada da bunlar yok. Uygulansın gibi algıladım. Yanlış yok. Mı algılamışım? Evlilik akdini iptal. Ben yanlış anlatmış olabilirim. O zaman ben bütün sözlerimi geri alıyorum. Tamam, ben onu boşanmada durumunda. Uygulanması evet. Heyete zaten neyse konuyu bir şekilde anlatmış evet. Oldum. Başka ilginç konulardan biri de manevi tazminat konusunda kusurun ve maddi tazminattaki kusurun farklı olduğu söyleniyor. Biz de zaten farklı uyguluyoruz. Aynı mı uyguluyoruz? Zaten farklı uyguluyoruz. Manevi tazminatta neye bakıyoruz? Boşanmaya sebebiyet veren vakanın kişilik haklarına saldırı bakıyoruz zaten. Yani orada bir eksiğimiz var mı? Yok. Maddi tazminatta efendim bu gerçek zarar hesabı yapılabiliyor mu? Mesela ne dedi? Zinacılarla ilgili ikili ayrım yaptınız. Zinadan rencide olanlar ve zinadan rencide olmayanlar diye mesela ayrım yap. Onu hep not aldım siz konuşurken. Evet, dersimi çalıştım, not aldım onları. Zaten zinadan rencide olmayan arkadaşın zaten o vakası boşanmaya esas olmaz. Biz deriz ki sen zaten hiç de rencide olmamışsın. Bu kadınla bu zinasından sonra bir hafta tatil yapmışsın deriz. O vakayı zaten söker alırız oradan, öyle değil mi? Yani rencide olmayan o vakayı boşanmada hükme de esas aldıramaz ki. Aldıramadığı bir şeyin zaten tazminatı olmaz ki. Öyle değil mi? Aldırıyorsa demek ki zinadan rencide olmamış demektir. Olduğunu hissedersek tazminatı biz tartışmayız ki. O vakayı söker alırız biz.
Onun teknik adı ne? Hoşgören davranışlarda bulunmak. Öyle değil mi? Birlikte tatile gitmek vesaire. Ha, demek istediğim konu, biz zaten iki kusuru birbirinden ayırarak yapıyoruz. Peki gelelim size. Sizi de çok seviyorum. Yani hep üstünüze geliyor gibi oluyorum ama yani anlatmak adına gelim. Ne yapayım yani ya? Hatalarınızı anlatmak için ben buradayım. Şimdi Yargıtay olarak tazminat miktarlarında bir ölçü yok gibi anlatılıyor. Şimdi ben gidiyorum. Siz de gideceksiniz. Bütün dava dilekçelerinizi benim hatırıma inceleyeceksiniz. Şimdi sizin fix menü talepleriniz var. Fix menü. Alakart değil, hepsi fix menü. 10 bin maddi, 10 bin manevi. Mesela fixiniz var. Niye 9 bin demiyorsunuz, 11 bin hiç demiyorsunuz? Bir düşündünüz mü? 1 milyon çok yazıyorlar. Yani ya 100 dosyanın 99'unda fixsiniz. 10 maddi, 10 manevi. Ya bir tanenizde 11 isteyin. 10,5 isteyin. 9 isteyin. 19'u hiç görmedim hayatım boyunca. 28 senedir şu dairedeyim. 19 isteyen avukat görmedim ben. 9 da görmedim. İllaki 10. Fix. Şimdi bana diyorsunuz ki efendim o dövdü etti. Buna da ona ona mı? Bu etti ona da ona mı? Ben de sizin dava dilekçenizde üstüne girerim. Bak bu da dövdü etti. 10 istedin. Bu da etti. 10 istedin. Doğru mu söylüyorum? Cevap veririm. Evet doğru söylüyorum. Siz de aynı şekilde hiçbir özen göstermiyorsunuz ki. Siz dediğinize kendinize inanmıyorsunuz ki. Ben sizin arka arkaya 10 tane dosyadaki talebinizi çıkarırım, vakaları çıkarırım. Bak burada bu vaka var, burada bu var, burada bu varı yan yana koyarım. Hepsine de 10 istedin derim. Diyemez miyim? Derim. Ben her gün dinliyorum ya. Ben her gün dinliyorum. Peki siz kendinizi ona layık görmüşken ben size 11'i nasıl veririm ya? Öyle değil mi arkadaşlar? Ben nasıl veririm ben size? Siz 10'a fitsiniz. 20-20. Nafakada da aynı özensizliğiniz var. Gene sizi çok seviyorum. Söylüyorum. Mesela 4 çocuğun 4'üne de 100'er lira istiyorsunuz. Ya biri 6 aylık, biri üniversite sonunda. Aynı mı ihtiyaçları? Hayır, o da fix. Mesela çocuklara eşit istemekte üstünüze yok. Herkese 100'er. Halbuki öyle olur mu ya? İstek yaparken bile diyeceksin ki ya bu çocuğun ihtiyaçları bu kadarlara, bununki normalde ne olması lazım? 6 yaşındaki çocuk için 120, öbürüne 175, öbürüne hatta 186, öyle değil mi? Halbuki hiç öyle değil. Abartmıyorum ki ben sevgili arkadaşlarım. Her birinde aynı rakamı istiyorsunuz, aynı. Ve devam edeyim, artırılması yolunda siz talepte bile bulunmuyorsunuz. Talepte bile bulunmuyorsunuz ya. Dava 3 sene sürüyor. Hakim arkadaşın da hasbel aklına gelirse arada bir arttırıyor. Bazısı vermeyi de unutuyor. Tedbir nafakası verilmemiştir diye biz dosya bozuyoruz. Mesela bugün sabahtan bir tane bozduk ya. Ya dava 5 sene sürmüş. Bu hakim arkadaş ya bu kadın ne yer içer, bu çocuk ne içer diye düşünmemiş. Aklına gelmemiş. Ve bu arkadaş aile hakimi ya. Yani aile hakimi ya bu. Nasıl sen nafaka vermezsin? Geliri yok. Hiçbir şey yok. Kadın da cahil. İstememiş. Senin onu da re'sen vermen gerekiyor. Çok sert konuştum gibi halde kusuruma bakmayın. Oldu mu? Yani ben şimdilik teşekkür ederim. Soru cevap bölümünde olursa dairemin uygulaması ile ilgili her konuda sizlere cevap vermeye hazırım. Ben sizi buraya ikna etmek için geldim. Yani bilginiz olsun. Oldu mu? Hazırım. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi soru cevap başkanım, kısmına geçin. Pardon. Siz girmeden şu tabii tazminatlara küçücük bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim karar verdiğim davalarda diğer yönlerden onanmasına, maddi manevi tazminat azlığı sebebiyle bozulmasına, bu konuda daireyle anlaşamıyoruz. Verilen tazminatlar hep az bulunuyor. Hiç çok bulunarak bozulan tazminat o tür davamda yok. Bunu da merak ediyorum. Şimdi rakamlar önümde olmadığı için tarafların gelirleri vesaire ona bir şey diyemeyeceğim ama benim bozmalarım da hep bu yönde. Şimdi ben her hafta bir baroya gideceğim. Hafta sonunda Ordu'ya gideceğim. Samsun'a gidiyorum. Samsun dedi ki bizim
bir nolu mahkemenin ki fix bu 3 bebis 10 arası, 2'nin ki 10 ile 20 arası hepsi kategorize olmuş. Davan kime düşerse alacağın rakam belli. Sizinki de o kategoriden biriymiş. Sürekli onu yaptığımızda ben size bozmalarla da onamalarla ilgili de kararlarımı hepsini hazırlayıp arşiv yapıp vermeye hazırım. Yani ben bizim şeyle alakası yok. Hakimin adıyla, sıfatıyla alakası yok. Bize zaten dosya anlatılırken ben 17 sene tetkik hakimliği de yaptığım için 17 sene ben dosyada anlatmış bir adamım. Ben altyapıdan gelmiş bir oyuncuyum. Biz heyete öyle anlatmıyoruz ki davacı